Herkese günaydınlar. Hayatın Ritmi başlıyor değerli izleyenler. Covid-19'da bir yılı değerlendiriyoruz ve gelişmelerle karşınızda olacağız bugün. Bakalım programımızda kimler var ve neler anlatacaklar. Az sonra buradayız. Hiçbir yere ayrılmayın. Hayatın Ritmi. Covid-19 pandemisinde bir yıl geride kaldı. Bir yılda neler yaşandı? Tabii çocuk asemptomatik bir taşıyıcı olduğunu kimse bilmiyor. Çocuğun pozitif olduğunu öğreniyorlar. Önce eşi vefat ediyor. Aradan 3 gün sonra kendisi vefat ediyor. Sevdiğinizi, tanıdığınızı sizden koparmıştır bu hastalık. Koronavirüsten korunmak için evimizi nasıl havalandırmalıyız? Kapıyı açtım. Virüsler bir tarafa gitti. Şimdi camımı açıyorum. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü'den uyarılar. Çok kolay bulaşan bir virüs, yeni mutasyona uğrayan virüs ve Türkiye'de çok sayıda pozitif vaka çıktı. Pandemide üçüncü dalga yaşanır mı? Bu gidiş maalesef tekrar bir yükselme trendine başlamış gibi duruyor. Bir yılda koronavirüsün bulaş yolları değişti mi? Yakın temas, solunum ve damlacıkla kuruyor ve havada bir süre asılı kalıyor. Tıbbi mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Pınar Çıragil pandemide güvenli gidilebilecek yerleri yorumluyor. Açık havada spor da yapabilirim, yürüyebilirim, oturabilirim. Fizyoterapi uzmanı Birgül Elmas Bodur'dan akciğerlerimizi güçlendirecek nefes egzersizleri. Burnumuzdan nefesimizi alıyoruz. Ağzımızdan daha uzun bir sürede veriyoruz. Profesör Doktor Mehmet Öz pandeminin bir yılını değerlendirdi. Riski geç fark eden veya önemsemeyen ülkeler oldu. Şu an önemli olan daha dirençli bir mutasyon karşısında. Koronavirüs tedavisinde kullanılacak ilaçlarda son durum ne? Antikor kokteylleri olum oranı azaltmakta. Hepsi ve daha fazlası birazdan Doktor Halit Yerebakan'la Hayatın Ritminde. Hayatın Ritmi. Ve geriye dönüp baktığımızda vaka sayıları ciddi boyutlara ulaştı. Bugün dünya genelinde 106 milyonu aşkın vaka var. Dünyada Covid-19'da kaçıncı gündeyiz diye baktığımızda 438. gün, Türkiye'de ise 344. gün, yani pandemide neredeyse bir yılı tamamlamış vaziyetteyiz. 2 milyonu aşkın ölüm, beklenmedik ölüm, salgınla birlikte hayatımıza giren, çevremizde, yakınlarımızda kaybettiğimiz birçok insan, o güzel insanlar özellikle göçtüler, gittiler bu dünyadan bu hastalık sebebiyle. Bugüne kadar böyle bir mücadele ben şahsen yaşım gereği hatırlamıyorum. Ancak dünya pandemi tarihleriyle dolu. Pandemi tarihlerine bakılırsa bütün pandemiler başlamış ve bitmiş netice itibariyle. Elbet Covid-19 pandemisi de bir gün gelip geçecek diye düşünüyoruz. Ve ancak bu sayede, özellikle bu dünyada teknolojinin bu kadar ilerlediği, sağlık sisteminin bu kadar ilerlediği dünyada bu tip hastalıklarla mücadelede bence çok önemli yetenekler de yeniden elde ettik. Dolayısıyla dünya artık pandemilerle mücadelede eskiye oranla baktığımızda çok daha hazır. Bugün 1918'lerde yaşanan bu Covid-19 pandemisi ilk değerlendirirken 1918'lere gitti aklımız hep. İspanyol gribinin nasıl kontrol altına alındığını, yakın çağda karşılaşılan en önemli, en ciddi ve dünyada en fazla ölüme sebebiyet veren pandemi oydu ve onunla birlikte bir karşılaştırma yapıldı. Ve hep mücadeleyi o zeminde götürdük. İşte maskeler, mesafeler, hijyen kuralları vesaire. Hatta hep dendi ki ya bu kadar dünya 2020 yılına geldi. Modern tıbbın bu kadar geliştiği bir anda daha başka bir şey yapılamaz mıydı diye. 10 aylık bir süre içerisinde modern tıp cevabını verdi ve bir aşı geliştirdi. Sadece bir aşı değil, dünyanın çeşitli ülkelerinde aşı çalışmaları devam ediyor. Ülkemizde de yine bu çalışmalar devam etti ve etmeye de devam ediyor. Tabii bu çerçevede mücadelede çok önemli bir yolu almış olduk. Ancak görüyoruz ki artık çok sıkıldı insanlar ve bu pandemiyle mücadele de birazcık sıktı. Sosyal hayattan izolasyon, sosyal hayatta konulan mesafeler, işte evlere kapanmalar hep bir noktaya geldi. Ancak Sağlık Bakanımızın yaptığı uyarıyla artan hastalıkların asıl sebeplerinin ev ziyaretleri
olduğu da gündeme geldi. Bu sebeple COVID savunma planımızın ev bölümüyle karşınızdayız tekrar. Evlerimizi nasıl hazırlamamız gerekiyor, nelere dikkat etmemiz gerekiyor, bunların hepsini anlatacağız. COVID savunma planı evi 3 başlık altında değerlendirdik. Dolayısıyla bunları bir tanımlayalım, neler yapmamız gerekiyor, bunların üzerine konuşalım istiyorum. Şimdi nedir bu başlıklar diye baktığınızda COVID-19 için bir defa güvenli misafir listesi oluşturulması. Ne demek istiyoruz? Güvenli misafir listesi diye bir şey olabilir mi? Pek tabii ki olabilir. Ev kuralları uygulamanız gerekiyor. Her ne kadar güvenli misafir listeniz varsa da olabildiğince kendi evinizde belirli kuralları da mutlaka uymanız lazım. Sonrasında temiz alanlar oluşturmanız gerekiyor. Bu da yine çok kritik olacak. Dolayısıyla hemen ilk başlığımızı açıyoruz. Güvenli misafir listesi oluşturun. Ne demek diyoruz? Bir defa yemek birlikteliklerini sınırlı tutmanız lazım. Çünkü yemekte herhangi bir mesafe veya mesafeler daha daralmış oluyor. Maske kullanmamış oluyorsunuz. Buna biraz daha dikkatli olmanız lazım. Sadece birinci derece yakınlar veya tedbir kurallarını uygulayan yakınlar dahil olabilir. Normal hayatında tedbir kurallarını en doğru şekilde riayet edenleri biliyorsanız onları mutlaka bu listede tutabilirsiniz. Birinci derece yakınlar da olabilir. Ancak yüksek riskli kişileri her ne olursa olsun mutlaka korumanız gerekiyor. 65 yaş üzerinde anne babanız, birinci derece yakınlarınız olsa dahi bunları bu listenin dışında tutmanız lazım. Son bir yılda kendi anne babamı muhtemelen bir kere falan gördüm diyebilirim. Bu konuda çok hassas davranmamız gerekiyor. Çünkü bizler asimptomatik taşıyıcı olup onları hasta edebiliriz. Çok sevdiğim bir aile büyüğüm. Yani hayatımda o kadar fazla önemi olan veya hayatıma o kadar fazla önem veren insan sayısı çok az. Anne babam gibi sayabileceğim insanlar bunlar. Bir yurt dışında yaşıyorlardı. Bir arkadaşları evlerini ziyarete geliyor. Ondan sonra bu ziyaret çerçevesinde işte yaşları da var. Yaşları da herhalde öyle tahmin ediyorum. 70-73 civarında olması lazım. Ondan sonra genel arkadaşları işte diyor ki yani hani bizim çocuklar da sizleri çok seviyor, birazcık sizlere kalsınlar, yardımcı olsunlar gibi geleniniz gideniniz oluyor filan. Ondan sonra küçük çocuklarını bırakıyorlar. Küçük çocuklar dediğim işte 10'lu yaşlarda. Onlar da kalıyor. Tabii çocuk asemptomatik bir taşıyıcı olduğunu kimse bilmiyor. Evde kalıyor. Tabii yani o sevdiğim ve ailem dediğim insanlar evlerinden hiç çıkan kişiler değiller normalde. Ondan sonra aradan 3 gün 4 gün geçiyor. Ateşlenme durumu söz konusu oluyor. Çocuk da bir şekilde biraz semptom gösteriyor galiba. Aile çocuğu alıyor, getiriyor hastaneye. Çocuğun pozitif olduğunu öğreniyorlar. Sonrasında bizim bu büyüklerimiz ateşleniyorlar. Onlar hastaneye gidiyor ve COVID-19 enfeksiyonu pozitif olarak tespit ediliyor. Bu tespit sonrasında ateşleri çok yükseliyor. İşte solunum yolları, akciğerleri tutulmaya başlıyor filan. Ve yaklaşık bir aya yakın kronik bir bakım altında, yoğun bakımda takip edilmek durumunda kalınıyor. Dünya üzerinde şu anda uygulanabilecek her türlü tedavi yöntemi uygulanıyor. Herkese bu işe yaramıyor günün sonunda. 2 milyon aşkın insanın öldüğünden bahsettik. Bu bir ayı aşkın süren tedavi sonrasında önce eşi vefat ediyor. Aradan 3 gün sonra kendisi vefat ediyor. 3 gün arayla bir ev komple yok oluyor diyebilirim yani sizlere. Dolayısıyla pandeminin yani eminim çevrenizde birçok sevdiğinizi, tanıdığınızı sizden koparmıştır bu hastalık. Biz hep bugüne kadar bununla mücadele etmek istedik. Yani ne kadar tedbir kurallarını uygulayalım, bunu mümkün olduğu kadar en iyi şekilde, en güzel şekilde sizlere anlatmaya gayret ettik ama veya en kötü yönünü size göstermeden bu işleri yapmaya gayret ettik. En azından umudu aşılayalım diye. Bugün hala TRT1 ve TRT'nin tüm ekranları umudu aşılayan programlar yapıyor. Bizler de buna riayet ediyoruz ama hep söylediğimiz bir şey var. Gerçek uyarıları da mutlaka sizlere sunmaya, sizlere ulaştırmaya da gayret ediyoruz.
Bu hastalığı küçümseyenler, böyle basit şeylerle atlatabileceğini düşünenler veya inanmayanlar birazcık, yani tabii ki de toplumlarda, dünyada her kesimde buna inanan veya böyle inanan insanlar olabilirler. Ancak genel kaideyi bazı düşünceler bozmaz. Dolayısıyla bununla mücadelenin veya bu tip hastalıklarla mücadelenin tek başına değil, topyekun olduğunu veya büyük çoğunluklar halinde olduğunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Biliyorum çok yoruldunuz, biliyorum çok üzüldünüz, biliyorum çok sıkıldınız ve artık hayatınızı geri kazanmak istiyorsunuz. Normale dönmek istiyorsunuz. Eskiden olduğu gibi arkadaşlarınızla şakalaşmak istiyorsunuz. Bir yerlere gitmek istiyorsunuz, yemek yemek istiyorsunuz, kapalı mekanlara gitmek istiyorsunuz. Yani kapalı mekanlar tekrar açılsın, gidelim istiyorsunuz, eğlenmek istiyorsunuz, kahkaha atmak istiyorsunuz. Ya bugün düşünebiliyor musunuz, güvendiğiniz veya işte sağlıklı olduğunu gördüğünüz bir insanın karşısında bile kahkaha atmaktan belki de çekiniyorsunuz bu hastalık yüzünden. Ancak geride bıraktığımız bu bir yıl bu kadar insanı hasta etti, bu kadar insanı bizlerden kopardı. Bundan sonra olmasın, bundan sonra normale artık bir an önce hızlı dönelim, yolun %50'sinden fazlasını aldığımızı düşündüğümüz bu günlerde özellikle bu uyarıyı tekrar yapıyorum. Sıkın dişinizi. Ben sonuna geldiğimize inanıyorum. İnanıyorum, inanmak istiyorum. Bununla ilgili bu kadar iyi gelişmeler oldu. Aşı konusunda inanılmaz çalışmalar oldu. Çok hızlı bir şekilde bir noktaya geldi dünya. Ve ben bu mücadelede yine de başarılı olacağımızı, her ne kadar aykırı söylemler olan gruplar olsa da başarılı olacağımızı düşünüyorum. Dolayısıyla tedbirlerinizi hiçbir zaman elden bırakmamanızı sizlerden özellikle rica ediyorum ve savunma planımıza devam ediyorum. Bu liste üzerinde tekrar konuşurken 65 yaş üstü yüksek riskli kişileri koruyun dedik. Altta yatan tıbbi rahatsızlığı olan kişileri, bağışıklığı baskılanmış olan kişileri de mümkün olduğu kadar ekarte etmeniz lazım. Bunlarla her ne kadar kendinize veya çevrenizdekilere güveniyorsanız da yanınızda bulunmamanız gerekiyor. Semptomu olan hiç kimse eve alınmamalı. Yani artık birinci derece, ikinci derece, beşinci derece veya arkadaş veya yakın dost veya sırdaş, her ne olursa olsun semptom varsa kusura bakmayın diyebilmelisiniz. Bakın bugün artık yani hava yoluyla geçen diğer enfeksiyonlarla bile neredeyse karşılaşmadığımız bu kadar iyi tedbirlerin uygulandığı bu ortamda bunu tekrar tekrar dile getirmeye gayret ediyorum. Evde izole olması gereken kişiler için ev içi tam izolasyon kuralları da uygulanmalı diyoruz ve devam ediyoruz hemen ikinci başlığımıza. İkinci başlığımızda ev kuralları uygulayın demiştik. Şimdi nedir bu? Bir defa yemek dışında maske kullanın ve sosyal mesafe kurallarına uyun. Şimdi evinizin içinde hasta olmadığını bildiğiniz kendi birinci derece akrabalarınız. Ne demek istiyorum? Evlisiniz, eşiniz var. İki tane çocuğunuz var. Evet, pandeminin belki de ilk başında en yoğun olduğu günlerde kendinizin bile ne olduğunu bilmediğini veya bizim bile ne olduğunu bilmediğimiz günlerde biz hep dedik evde maskenizle oturun dedik. Yani ailenizin yanında bile maske takın dedik. Çünkü ben bile mesela hastaneden enfeksiyonu taşıyabileceğimi düşünüyordum. Ancak çok şükür mümkün olduğu kadar işte bu mesafeleri koruduk. Çocuklarımızı bile kucaklarımıza almadık uzun bir süre. Evimize de gitmediğimiz dönemler oldu pandeminin ilk başladığı zamanlarda. Riskli bir temasınız olduğunda temas izolasyonunu ev içinde diğer yaşayanları koruyarak almanızı tavsiye ediyoruz. Yani ne demek istiyorum? Dışarıdasınız. Dışarıda birisiyle temas ettiniz ve o kişinin COVID-19 enfeksiyonuyla ilgili olarak pozitif sonucu aldığını biliyorsunuz. Dolayısıyla evdeki hemen diğer insanları da kendinizden korumanız gerekiyor. Bu da yine önemli. Bir kişi için etrafında en az 4 metrekare alan boş olmalı. Dolayısıyla 20 metrekarelik bir odayı düşüneceğiniz zaman o odanın içerisine en fazla 4 veya 5 kişinin girebileceğini, yani bir kişi yaklaşık 1 metrekarelik kendisi bir alan kaplıyor. Ondan sonra etrafında da 4 metrekarelik bir alan yapacaksa o zaman 20 metrekarelik bir alanda 5'e bölmeniz gerekecek. Kısacası 4 kişi en fazla girebilir ki bu bile fazla. Biliyorsunuz doktor muayeneleri bile 16-20 metrekare bandında seyrediyor ve buralarda 2 kişiyi aşmayacak şekilde birliktelikleri biz tavsiye ediyoruz. Eşyaların ortak kullanılmasını engelleyin. Mümkün mertebe bunu yapmak üzere uğraşmanız lazım. Eve girişlerde hijyen amaçlı tüm gereklilikleri başka hiçbir şey yapmadan önce yerine getirin diyoruz. Şimdi evinize girdiniz. Dışarıdan mikrop taşıma ihtimaliniz var mı? Üstünüzde, başınızda bunların
olduğunu hepsini konuştuk. Bugün programımızın devamında ilerleyen dakikalarında yine sizlere bulaş yolları ve güncel bilgileri bu konuda paylaşıyor olacağız. Orada anlatacağım bunları. Gündelik ev temizliği ihtiyaçlarınızı kendiniz karşılamanız gerekiyor. Kontrolsüz giriş çıkışın önüne geçin. Yani haftada bir evinizi birisine işte temizlemesi konusunda yardım talebiniz oluyorsa bu talebi mümkün olduğu kadar uzaklaştırmanız veya ötelemeniz gerekiyor. Bir süre kendi ihtiyacınızı kendiniz görmeniz gerekiyor ve kontrolsüz bu birliktelikleri mutlaka durdurmanız lazım. Şimdi üçüncü başlığımızda temiz alanlar oluşturun diye söyledik. Bir defa açık alanların her zaman daha güvenli olduğunu bilmenizde fayda var. Dediğim gibi ilerleyen dakikalarda bunu detaylıca değerli hocam, uzman konuklar eşliğinde sizlere anlatıyor olacağız. Ancak bir defa eğer içerideyseniz camları açarak temiz hava girişini sağlayın diyoruz. Şöyle, evinizde kapınız var, kapınız kapalı. Ondan sonra diğer tarafta da pencereniz var, pencereler de kapalı. Tamam mı? Böyle bir ev ortamı olduğunu düşün. Şöyle bakalım. Ondan sonra evet, pencerelerimiz kapalı, kapı kapalı. Ben işte evdeyim şu anda, tek başımayım ama belki de bende virüsüm var. Yani benim de virüsü olduğunu düşünün. Ve işte konuşmaya devam ediyorum. Ortam, ben konuştukça veya birisi de varsa özellikle ve bilmediğiniz bir insan varsa onunla birlikte ne oluyor? Konuştukça ortamda virüs yoğunluğu artıyor. Çünkü konuştukça ağzınızdan havaya çıkan aerosoller, buharlaşan veya buhar gibi çıkan mikro aerosollerin içerisinde virüsler taşınıyor. Ağır olan damlacıklar evet yere doğru dökülüyor olacak. Ancak havada asılanlar özellikle aerosollerle birlikte nazal yoldan, yani burun yolumuzdan, mukozamızdan aldığımız enfeksiyonların bizleri daha çok hasta ettiğini de biliyoruz. Bunları da anlatacağım. Ama şimdi konuştum, ortam ne oldu? Neredeyse kamera beni zor görüyor şu anda, değil mi? Yani teorik olarak virüsleri gördüğümüzde böyle bir tablo olacak. O halde ne yapacağım? Geleceğim, şöyle bir kapıyı açıyorum. Şimdi kapıyı açtım, bir açık hava oldu. Tabii evinizin kapısını açık yatın demiyorum yani. Ama açtım kapıyı, kapıyı açınca biraz virüsler bir tarafa gitti. Ama temiz ortam oluşturabilmek için bir hava sirkülasyonunu da iyi sağlayabilmek adına bir de bir taraftan şimdi camımı açıyorum. Şimdi camı da açtıktan sonra, evet camı da şöyle kaldırdım, çok güzel. Şimdi arada oluşan hava akımı sayesinde ortamdaki virüslerin adeta temizlendiğini ve yok olduğunu, neredeyse yok denecek kadar aza indiğini ve zaman içinde de evet bu şekilde yok olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla ortamı havalandırmak, temiz hava işte adeta bu ekranda görmüş olduğunuz tablo gibi sizler için önemli diyorum. Şimdi bu kurallara tekrar şöyle bir geri dönüp bakalım. Ondan sonra neymiş onlar? Evet, şimdi hava temizleme cihazlarından da faydalanabilirsiniz bunun dışında bu arada. Ondan sonra geçtiğimiz günlerde yine programımızda konu etmiştik. O bu veya işte bunu mutlaka anlatıyoruz. Zaman zaman da yine karşınıza gelecektir. Ortam temizleyen, işte havadaki partikülleri kendi içerisine çeken adeta maske gibi hava maskesi görevi yapan hava temizleme cihazları var. Bunlar da hani ortam iklimi adına da önemli. Sadece tabii virüsleri temizlemesi adına değil, bütün alerjenleri vesaire de ortamdan uzaklaştırdı için tüm yüzeylerde uygun dezenfeksiyon sağlayan temizleyiciler kullanmanız lazım. Doğru temizlediğine emin olduğunuz maddeler. En iyi örnek %99'luk çözelti haline getirmiş çamaşır suyu. Yani %1 çamaşır suyunu %99 suyun içerisine kattığınız zaman oluyor. Ancak toksik olabilir, vücudunuza zarar verebilir. Allah muhafaza işte her tarafı temizlediğiniz için ortamda kontrolsüz bir şekilde bulunabilir. Bu sebeple ortam temizliği adına kullanabileceğiniz, evde bile o elektronik malzemeler var biliyorsunuz. İşte hipokloroz asit üreten, içine belki suyun tuz atarak oluşturduğunuz hipokloroz asit var. Hipokloroz asitin özellikle SARS-CoV-2'de de artık çalışmalarını biliyoruz. Eskiden ilk ortaya çıktığında hipokloroz asit etki ediyor mu deniyordu ve bunda eski tip insan tipi koronavirüslere baktığımızda etkili olduğunu biliyorduk ama bugün SARS-CoV-2 ile de yapılan birçok çalışması var. Ondan sonra bu ürünlerden de faydalanabilirsiniz diyoruz. Ayakkabıları mutlaka kapı dışında bırakabilirsiniz. Gizli kalan ve unuttuğunuz tüm yüzeyleri mutlaka temizleyin. Bu yüzeylerin listesini defalarca verdik. Geçmiş bölümlerimizden izleyebilirsiniz. Süre kaybı olmasın diye söylemiyorum. Dışarıdan kontrolsüz gelen paketleri temizlemeden ortak alanlarda da yine tutmamanız gerekiyor değerli izleyenler. Bakalım siz bu bir yılın ardından evde nasıl görüşüyorsunuz veya ev ortamınızı nasıl hazırladınız? İzliyoruz, sonrasında buradayım.
Bir yılın ardından evinizi nasıl önlemler alıyorsunuz? Yakınlarınızla nasıl görüşüyorsunuz? Yakınlarım, yani çoğuyla, daha doğrusu yaşlılarımız, onları korumak adına çok görüşemiyoruz. Yani ailemle de yakınlarımızla sosyal mesafe şeklinde. Yani yakınlarımla görüşmüyorum, telefonla görüşüyorum. Görüntülü telefonlarla, iyi ki de görüntülü telefonlar var. Mümkün olduğu kadar öyle şeylere girmiyorum yani. Komşulara bile şey yapmadım yani, mesafeli duralım dedim. Çünkü benim yaşım gereği korumak zorundayım kendime. Yakınlarımızla görüşmüyoruz diyebilirim. Çok az görüşüyoruz. Annemler hiç görüşmüyorlar, ev ahalisi diyelim. Ben genelde dışarı çıkan kişi oluyorum. Yakın çevremizde çok fazla temas kurmuyoruz. Ev içinde de hani işe gidenler var evimizde, ablam, abim vesaire. Onlar da geldikleri zaman kıyafetlerini hemen değiştirerek, ellerini içeri girer girmez yıkayarak, dezenfektan kullanarak hani bu şekilde bir önlem alıyoruz. Hayatın ritmi. Değerli izleyenler, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Tabii ki bu ev olayı ve evler aracılığıyla hastalığın da sayılarında artış gözükmesi ciddi bir şekilde konuşulmaya devam ediyor. Dolayısıyla biz bunun için evde neler yapmanız gerektiğini kısaca bahsettik. Ancak görüyoruz ki maalesef yani bu geride bıraktığımız dönemde dediğim gibi sıkılma, üzülme, can sıkıntısı, her şey. Yani herkes yoruldu yani, sıkılmayı falan bir kenara koydum. Pandemiyle mücadele eminim hepimizi psikolojik olarak da yordu. Dolayısıyla bu dönemin sonunda işte belki de engelleyemediğiniz bu ev buluşmaları da gündeme geliyor. Ancak bu konuda da söz vermek istiyorum ve asıl bu vaka sayılarını nasıl azaltacağımızı da konuşmak istiyorum. Şu anda hattımızda bilim kurulu üyemiz Profesör Doktor Tevfik Özlü hocam var. Hocam merhabalar, nasılsınız? Sağ olun, nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim değerli hocam. Hocam, bilim kurulu üyesi olarak bu özellikle COVID-19 hastalığını, sayılarını azaltmaya yönelik topluma bir mesajınız var mı? Bu konuda yapmak istediğiniz bir uyarı var mı? Özellikle bu kadar evde buluşmalar ve ev aracılığıyla hastalıkların arttığını öğrendiğimiz bu günlerde. Bu aile içi bir araya gelmeler çok önemli. Komşular arasında, akrabalar arasında, arkadaşlar arasında ziyaretler, ev ziyaretleri, birlikte oturup yeme içme, sohbet etme, birlikte vakit geçirme alışkanlığımız var. Bu güzel bir alışkanlık ama bu dönem hakikaten riskli. O açıdan dikkat etmek lazım. Bu virüs çok kolay bulaşan bir virüs, yeni mutasyona uğrayan virüs. Ve Türkiye'de çok sayıda pozitif vaka çıktı. Bunların bir kısmı da yurt dışıyla hiç bağlantısı olmayan kişiler. Dolayısıyla kimin hani virüsü taşıdığını bilemeyiz. Kendisi hasta olmayabilir, semptomu olmayabilir. Başkalarıyla böyle ev işlerinde bir araya gelmek, toplanmak, birlikte sofrada yemek yemek, birlikte çay kahve içmek, sohbet etmek riskli. Onun için bir süre hani bu aşılama bitinceye kadar en azından bu kurallara uymaya devam edelim diye tavsiyede bulunalım. Hocam, yeni varyantlar sebebiyle dünyada vaka sayılarında genel itibariyle bir artış olabileceği konusunda yorumlar yapılıyor. Ancak aşılamanın başlaması ve bu aşı takviminin uygulanabilirliği sayesinde bu vaka artışlarının önüne geçme ihtimalimiz var mı? Tabii ki aşılamaları hızlı bir şekilde yapabilirsek ve yeteri sayıda yurttaşımızı aşılayabilirsek 3. dalga riskini azaltmış oluruz. Yani bu riski ortadan kaldırmış oluruz. Onun için hızlı bir aşılama önemli. İnşallah bir sekteye uğramadan, aşıların tedarikinde bir sorun yaşanmadan aşılar gelir ve aşılamaya hızla devam edilir. Tabii aşılama dışında da önemli tedbirlere dikkat etmek gerekiyor. Yeterince yurttaşımızı aşılayıncaya kadar en azından bu maske, mesafe ve sosyal izolasyon gibi tedbirlerin ihmal edilmemesi lazım. Rehavete kapılırsak, hani vaka sayılarımız azaldı, işte aşılama da başladı, artık bu işi kontrol altına aldık gibi düşünürsek tekrar bir yükseliş trendine girebiliriz. O bakımdan herkesin, hepimizin hani tedbirlere uyum konusunda daha bir hassas olması gereken dönemdeyiz. Bir buçuk ay içerisinde yeterli aşılamayı yaparsak inşallah
ondan sonra çok daha rahat olabileceğiz bu konuda diye düşünüyorum ben. Değerli hocam çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Sağ olun, var olun, sağlıkla kalın diyorum. Görüşmek üzere. Evet değerli izleyenler, geride bıraktığımız bir yılın ardından pandemide hayat alışkanlıklarımız, yaşam tarzımız pandemi özelinde, hastalıklarla mücadele özelinde, belki de COVID-19'a karşı kendimizi korumamız amacıyla oldukça değişti. Birçok kurala sahip olduk, edindik ve hayatımızın biraz yeni normali haline de geldi bu. Ancak bu dönemde edindiğimiz bilgileri her geçen gün COVID-19'u daha iyi tanıyarak, nasıl hastalıklara, nasıl sonuçlara yol açtığını daha iyi tanıyarak belli sonuçlara da ulaştık. Dolayısıyla bugün artık geleceğe de bakmak için doğru zamanlardan bir tanesindeyiz. Artık mücadelede umut ediyoruz ki sona doğru veya yolun yarısını en azından geçtiğimizi görüyoruz. Bu noktada dolayısıyla birazcık bilgilerimizi güncelleyelim ve geriye dönüp baktığımızda öğrendiğimiz şeylerin hangilerini ilerleyen günlerde hayatımıza taşıyacağımızı, nasıl planlayacağımızı da konuşalım istedim. Dolayısıyla çok değerli hocam, tıbbi mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Pınar Çıragil bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi hastalıkla ilgili şöyle bir durum oldu. Geçtiğimiz günlerde işte sosyal medyada dedim ki bana sorunuz var mı? Ondan sonra değerli takipçilerden işte birçoğu dedi ki COVID-19 geçirdiniz mi? Ondan sonra ben de bir mesaj yayınladım. Hatta maskeli bir fotoğrafımı. Bugün, yarın, öbürsü gün ha oldu ha olacak derken henüz daha olmadım diye. Çok şükür aşılandık ama aşının tabii sonuçlarını, etkilerini ilerleyen günlerde daha net göreceğim. Burada şunu merak ediyorum. Yani biz evet hep kendimizi bir şekilde koruduk. Ama bugün geriye dönüp baktığımızda öğrendiğimizde bulaş yolları derken biz nelere daha çok dikkat etmemiz gerekiyor ve bugün yapabileceğimiz güvenli aktiviteler neler? Bulaş yolları aslında hep söylediğimiz yakın temas, solunum ve damlacıkla. Solunumla nispeten daha az, hani bir kızamık ya da verem, tüberküloz gibi geçmiyor tabii ki. Büyük parçacıklarla daha çok ama biliyoruz ki ve hep konuşuldu ki kapalı mekanlarda, çok fazla havalanmayan yerlerde mesela şarkı söylemek, yüksek sesle konuşmak, bağırmak gibi aktiviteler sonucunda ağzımızdan çıkan parçacıkların büyük olanları evet yere çöküyor ama bazı küçükler hava sirkülasyonuyla da kuruyor ve havada bir süre asılı kalıyor. Ama ortam yeterince havalanıyorsa, içeriye temiz hava giriyorsa bunlar da bir süre sonra zaten yok oluyorlar. İşte onun için diyoruz evlerimizde, kapalı mekanlarda, ofislerde sürekli içeriye temiz havanın girmesini sağlayalım. Yüzeylerden geçtiği konusunda çok endişemiz vardı. Her şeyi yıkıyorduk biliyorsunuz. Evet. Marketten aldığımız her şeyi, hatta programlarınızda da söylediniz nasıl yapalım, market aynen, poşetlerine çok... ne yapalım, aldığımızı ne yapalım, tavuk paketinde var mı, onda var mı gibi. Artık bunlardan geçiş kesinlikle yok demiyoruz ama biliyoruz ki solunum gibi geçmiyor. Ya da yakın temas gibi geçmiyor. Bu nedenle mutlaka maske, mesafe ve hijyene öncelikle dikkat etmemiz lazım. Evet, gerçekten şimdi bu özellikle bu araştırma da geçtiğimiz birkaç hafta önce yayınlanmıştı. Aerosoller, fomitler yani işte kontamine yüzeyler ve hava yolu. Burada en çok dikkat etmemiz gereken şey yakın temasta başkalarından doğrudan virüsü alıyor evet. olmamız ve hava yolu ve aerosol. Aerosol, evet. Burada. Evet. Ama yüzeyler sıfır değil bir risk değil. Açıdan baktığımızda ancak bizleri en azından hasta etse de özellikle bu grupta hasta olanların COVID-19'u bir şekilde ağır geçirmediği gündeme gelmiş. Peki madem bugün bu bilgiye sahibiz o zaman pandemide yapabileceğimiz 3 aktivite nedir onu şöyle bir görelim. Evet birincisi ve teker teker yorumlayalım. Birincisi açık hava. Evet. Açık havada istediğiniz gibi dolaşabiliriz herhalde. Yine mesafeye dikkat ederek tabii ki dolaşabiliriz. Ben yürüyüşe çıkıyorum. Hani hızlı yürüyorsam ya da koşuyorsam o maskeyi sürekli takmak hem bir çok zor oluyor. Hem iki hava iyiyse eğer o maske nemleniyor ve beni korumaz oluyor zaten. O nedenle etrafımdaki mesafeye kişilere dikkat ederek açık havada spor da yapabilirim, yürüyebilirim, oturabilirim, yakınlarımla sohbet de edebilirim. Kapalı mekanlara göre tabii ki mesafeye yine üzerine basa basa söylüyorum. Dikkat ederek açık havada bulunmak en az tehlikeli olanı bu virüsü alabilmek adına. Evet, peki ikinci yapabileceğimiz aktivite nedir? Markete gitmek.
Market konusunda ne diyeceğiz? Marketler için de aynı şey geçerli. Hani küçük mekanlarda ve kapı sürekli açıksa içeriye sürekli bir hava giriyor. O iyi bir şey. Ama kesinlikle hep baştan beri söylediğimiz, markete gittik ne alacağımıza karar vereceğiz. Yani listesiz markete gitmeyeceğiz. Ve mümkün olduğunca az vakit geçirelim o kapalı mekanlarda. Evet, ayrıca buralarda da alınan önlemler de oldukça iyi. Bir defa işte zaten oradaki ürünler sebebiyle de onların canlılığını, işte tazeliğini koruyabilmek adına da olabildiğince iyi iklimlendirme koşulları var. Ondan sonra sürekli temizleniyor. Düşünsenize ki pis bir market olduğunu düşünün. Yani hani yani işin içinden çıkamazsınız. Oldukça kötü bir manzarayla karşı karşıya kalabilirsiniz. Dolayısıyla bunlar oldukça avantajlar. Bir de maskesiz zaten gitmemek lazım. Kesinlikle. Her ne kadar şey de olsa. Bir de çok güzel bir kültür de gelişti. İnsanlar ne alacaklarsa ona dokunuyorlar hocam. Evet. Yani efendim bu güzel miydi, o öyle miydi? Artık ürün seçmek gözle seçiliyor. Evet. Eskiden hep söylenirdi gözünüzle seçin, ekmeği ellemeyin, işte alacağınız hiçbir ürünü ellemeyin. Şimdi bakıyorum gerçekten hiç kimse ellemiyor ve herkes bütün marketlerde, en küçük bakkallarda bile hijyen kurallarına çok iyi uyuyor. Artık mesela eldiven kullanan kişi çok az görüyorum. Çünkü eldiven gereksiz ve anlamsız bir güven hissi veriyordu. Buraya dokunuyorsunuz, eldiven var diye herkes cep telefonunu da elliyor. Onu da kulağına götürüyor. Tabii. Sonra işte çıkarıyor, cep telefonunu çıplak elle tutuyor, ağzına ya götürüyor. Elimde eldiven varken telefonumun çalması kadar böyle o esnada beni kitleyen hiçbir şey olmamıştı. Yani gerçekten de gereksiz, önemli olan doğru hijyeni sağlıyor olmak. Peki üçüncü aktivitemiz nedir? Üçüncüsü tabii ki de hastalığımız varsa veya bir tedavi ihtiyacımız veya kontrolü gereken bir hastalığımız varsa mutlaka hastanelere gitmek. Gerekiyor. Hastanelerde ne gibi önlemler var? Gerçekten hastanelere gitmek güvenli mi? Hastanelere gitmek güvenli. Hele de kronik bir hastalığınız var, takibi gerekiyor gibi bir şey varsa kesinlikle ertelememek lazım. Hastanelerde mutlaka ateş kontrolü yapılıyor. Artık her yerde olduğu gibi HES kodunuza bakarak sizi alıyorlar. Zaten hastanelerde de hekim arkadaşlarım da sonuçta onlar da çok fazla hastayla karşı karşıya kalıyorlar. Çok hızlı herkesin işi halloluyor ve çıkıyorlar ve herkes zaten maskeli. Evet. O nedenle hastaneler o anlamda güvenli. Aynen, bu dönemde özellikle de kronik bir hastalığınız varsa değerli hocamın dikkat çektiği gibi mutlaka hastaneye gitmeniz gerekiyor. Hastanede zaten çalışanların oldukça yüksek eğitimli olması ve buraların kontrol altında oluyor olması da yine sizleri güvenle gidebilmenizi sağlayabilmek için oluşturulmuş ortamlar. Tabii bu pandemi döneminde özellikle kronik hastalıklarda çok ciddi komplike vakaların geldiği, hatta işten geçti denilecek kadar hastalıkların belki de kötü anlarda yakalanabildiklerini biliyoruz. Dolayısıyla tedavilerinizi ihmal etmemeniz gerekiyor. Peki son dönemde oldukça yine fazla sosyal medyada görüntüler görüyoruz, haberlerde yayınlar görüyoruz. Maske hayatımızın bir parçası haline geldi. Evet. Belki de Uzak Doğu kültüründe adeta kış iklimi geldiğinde hayatın bir rutini olan maske muhtemelen bundan sonra bütün dünyada hayatın rutini olacak. Çünkü bu sene ben grip vakasıyla yani influenza'yla neredeyse karşılaşmadım. Çok az. Siz yani laboratuvarda sorumlusunuz. Evet. Muhtemelen çok az karşılaştık. Çok az. Çünkü herkes maske takıyor ve her mekanda maske takıyor. Biliyoruz ki işte o solunum yolu hastalık etkenleri kapalı mekanlarda hani birlikte olduğumuzda daha çok geçiyordu. Biz bunlara dikkat ettikçe solunum yolu hastalıklarımız da oldukça az olacak. Evet, bu arada maskelerin de güvenli ve etkili olması lazım. Covid-19'u ilk ortaya çıktığında ya acaba ne yapacağız, ne edeceğiz, hangi tip maskeleri kullanacağız? İşte efendim N95'ler, N99'lar onlar daha güvenliymiş, şöyleymiş, böyleymiş çok konuşuldu. Ancak hayatın birazcık da yaşayarak öğrenilmesi, evrilmesi... Bugün için artık maskeyle ilgili yapılan bütün analizlerde işte çıkan aerosollerin kontrol edildiği özel kameralı sistemlerde görüldü ki bir defa iyi bir medikal maske takmanız lazım. Evet. İyi bir medikal maskeye muadil bir kumaş maske de takabilirsiniz. Olabilir. Ama özellikle şunun gibi şeylerin çok etkili olmadığı, bunların bir maske olmadığı aslında sadece bir yüz duvarı gibi bir şey. Bir kere ağzınızdan çıkan partiküllerin herkesi hasta gibi, karşınızdakini de hasta gibi düşünmeniz lazım. Kendinizi de belki asemptomatik bilmiyorum ki.
Konuştuğumda karşımdaki kişiye gitmeyecek ve ondan da bana gelmeyecek aynı şekilde. O nedenle çift katlı olabilecek cerrahi maskeler kullanabiliriz mutlaka. Ya da aslında N95 maskeler diyoruz ama biz hep en baştan beri söyledik ya, N95 maskelerimizi sağlık çalışanlarımız için saklayalım. Evet. Çünkü hekim arkadaşlarımız birebir polikliniklerde çok yakın mesafede hasta muayene ediyorlar. Onlar mutlaka N95 maskelerini takmaları lazım. Yine de takılacaksa ventilli olmayacak onlar. Yani bu şekilde. Evet. Çünkü ventilli olanlar aslında o N95, FFP2, FFP3 onlar partiküllerin içeriye girebilme oranı %95, %99 oranında koruyor. Dışarıdan geleni size karşı koruyor o ventiller ama sizden çıkanı korumuyor. Çünkü oradaki o ventillerden dışarıya siz hava veriyorsunuz. Ancak işte sizin taktığınız gibi bu şekildeki maskeler kullanılabilir. Eğer N95 maske takıyorsanız, N95 maskeyi ben şöyle kestim, kaç katlı diye baktım, 6 katlı. Dolayısıyla çift kat maske takmak gibi bir şey. Eğer yani hani N95 ulaşımınız yoksa cerrahi maskeden 2 tane, ama ne zaman gerekli? Bunlar kalabalık ve kapalı bir ortama mecburen girmek durumunda olduğunuzda. Evet. Örneğin toplu taşıma araçları. Evet. Yani evet, bilim kurulumuzun da tavsiyesi bu yöndeydi. Bir de hep söyleniyor, televizyonda da sürekli izliyoruz. Merdiven altı tabir edilen maskeler var. Koruyuculuğu yok denecek kadar az ya da hiç yok. O nedenle hani maske alırken de bunlara dikkat edelim. Ama diğer önemli bir şey maskemizi nasıl taktığımız. Maskemiz ağzımızda, alnımızda, kolumuzda olduğu zaman bizi korumayacak. Evet. Bir kere... burna tam gelecek. Giriş yerini kapattım şu anda. Evet, kapattınız şu anda. Hiçbir şey girmiyor ama ne isterseniz alabilirsiniz oradan. O üstündeki metal mutlaka olmalı ki tam burnunuza oturmalı ve bu yanlardan da tam olarak kapamalı. Yani sizin ağzınıza ve burnunuza o maskeyi taktığınızda hiçbir yerden giriş olmamalı. Evet. Bunu takarken buna çok dikkat etmeniz komple lazım. Komple kapatmanız hani gerekiyor. Hani gevşekse bu yan tarafları, onu etrafında çevirip yine tekrar maskeyi takarsak buradan yanlardan çok daha rahat oturacak. Değerli hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun efendim. Söz sizde değerli izleyenler. Şimdi sizdeyiz. Sonrasında programımıza devam ediyoruz. Hayatın ritmi. Covid-19'un ardından bir yıl geçti. Neler düşünüyorsunuz? Yani genel anlamda çok sıkıntılı bir süreçti. İki çocuğum var. Onlarla birlikte evde oturmak, pandemi sürecini yaşamak çok zor. Ama onun dışında hayatın bazı alanlarında kolaylık yaşadık. Bu da görünüyor bayağı, malum hepimiz için. Ama bir an önce yine de normalleşmeyi tercih ediyoruz, bekliyoruz ümitle. Hayatımızı gerçekten ciddi anlamda etkiledi. Biz üniversite öğrencileriyiz ve sosyal bir insan olduğumu söyleyebilirim bu anlamda. Sosyal hayatımız neredeyse bitti yani. Sürekli evdeyiz ve online derslere devam ediyoruz. Bu bizi sıkıyor gerçekten. Umarım daha ciddi şeyler yaşamayız ve bir an önce gider. Aslında çok yorucu geçmedi. Onun haricinde hani evde büyük bir vaktimiz olduğu için kendim kişisel olarak geliştirdim. Ya da işte projeler yaptım, odaklandım. İyi dilekler umuyorum hepimiz için. Yani hepimizin hayatını etkileyen bir süreç. En kısa sürede bitmesini ve eski hayatımıza dönmeyi umuyorum. Eski hayatımız hayal gibi bir şey oldu hepimiz için. Evet, pandemi özel yayınımız devam ediyor. Bu hafta tabii geriye dönüp baktığımızda bir yılı değerlendiriyoruz aşağı yukarı. Bir yıl oldu olmak üzere. Şimdi tabii en çok karşılaştığımız sorun neydi? Akciğer sorunlarıydı, akciğer hastalıklarıydı. Tabii ki kalıcı olan sorunları gündeme getireceğiz ilerleyen günlerde ama geriye dönüp baktığımızda bizlerin ciğerlerinin de biraz yetersiz olduğunu da görmüş olduk. Yani aldığımız nefesten haberimiz yokmuş. Böyle temel manada diyebilirim. Dolayısıyla nefes egzersizleriyle kendimizi en iyi şekilde bu döneme de hazırlayabiliriz veya bundan sonraki dönemlere diyorum. Dolayısıyla fizyoterapi uzmanı arkadaşım Birgül Elmas Bodur bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim. Teşekkür ederim. Siz? Çok teşekkür ederim. Şimdi bir kalp cerrahı olarak solunum fizyoterapisinin önemine o kadar inanıyorum, o kadar hakimiz ki yani hastalarımızın bir an önce ayağa kalkıp hayata geri dönebilmeleri için bu egzersizleri yaptırıyoruz. Ama emin olun ameliyattan önce başlayanlarla ameliyattan sonra başlayanlar arasında inanılmaz bir iyileşme sürecinde farklılık var. Dolayısıyla ben temelde biz gerçekten iyi nefes egzersizi yaparsak sadece Covid-19 falan filan değil,
doğru nefes egzersizleriyle, doğru nefes terapileriyle ben yaşlılığımızda da iyi nefes almaya devam edebileceğimize inanıyorum. Çünkü yaşlandığımızda soluğumuz kesilecek. Yani bu soluk kesilmemesi için bugünden hazırlık yapmak gerekiyor. Doğru mu? Doğrudur. Peki ne yapacağız? Nedir bu işin taktiği? Şimdi aslında solunum egzersizlerimizi yaptığımızda bizim önemli olan diyafram ve solunum kaslarımız çalışmış oluyor. Bu solunum kaslarımız neyle ilgili? Aslında akciğer kapasitemizin de artmasıyla birlikte çalışıyor bu kaslarımız. Hı hı. Akciğer kapasitemiz artınca da aslında biz solunum olarak daha temiz bir nefes alışverişi yapmış oluyoruz. Ya bu şöyle bir şey. Biz spor yapıyoruz mesela. Kaslarımızı güçlendiriyoruz değil mi? Yani bir yerimizi çalıştırdığımız zaman orayı daha güçlendirmiş oluyoruz. Kolumuzu, bacağımızı, karnımızı evet. vesaire. Nasıl kaslarımızı yapıyorsak. Akciğerlerimiz öyle. Nasıl, ne kadar egzersiz yap? Mesela yürüyüş veya kardiyo egzersizleri kalbinizi güçlendiriyor. Yani öyle düşünmek lazım. Solunum egzersizi yaptığımız zaman akciğer kapasitesinin artması demek tek seferde daha fazla hava içimize alabiliyor olmamız. Aynen öyle. Sağlıyor. Bu da iyi oksijenlenme anlamına geliyor. Peki nasıl güçlendiririz? Şimdi şöyle egzersizlerimize başlayalım. Lütfen, o halde. Lütfen başlayalım. Oturmamız gerekiyor mu? Evet, oturmamız gerekiyor. Ayakta insan güzel nefes alamaz mı? Ayakta şöyle ki aslında diyafram kasımızı rahatsız etmiş oluyoruz. O yüzden daha aktif bir çalışma için biraz gevşek bir pozisyonda olmamız lazım. Peki. Şöyle. Oturma pozisyonu da bunlardan biri. Yatarak da yapabiliriz ama otururken daha rahat hissedebiliriz kendimizi dik durduğumuz için biraz. Dik oturmam mı gerekiyor? Evet, dik durmamız gerekiyor. Peki. Şimdi öncelikle ellerimiz serbest pozisyonda. Omuzlarımız aşağıda, kasılı pozisyonda değil. Bunu herkes yapması lazım mı? Herkes yapmalı bunu. Ne kadar yapmalı? Bunu ne kadar yapmalı? Şöyle ki her egzersizi 7 veya 8 kere ama bazı hastalarımızın solunum kapasitesi düşük olduğu için yorulabilirler. Dinlene dinlene ikişer aralıklarla günde 4-5 defa yapabilirler. Evet, o zaman şu anda ekran başında bizi izleyen değerli izleyenler kahvaltı sofrasındaysanız bence yemeği şöyle bir bırakın. Biraz tok karnı olur mu? Aynen öyle. 2 saat geçmesini isteriz aslında. Ama şu anda da en azından yapsalar bir fayda verecek. Tabii ki. Hiç yapmamaktan iyi. Bu kesinlikle işler öyle. Öyle. 1-0'dan her zaman iyi midir? Kesin iyidir. Öyle. Dolayısıyla hemen şöyle bir bizi izlerken yapabilirsiniz. Sonra iş yerinize gittiniz veya öğlenliğin oturuyorsunuz, evinizde televizyon seyrediyorsunuz. O zaman öğleden sonra yine veya akşam oturduğunuzda yine bizi aklınıza getirip bunları yapabilirsiniz. Evet, başlayalım. Evet, şimdi gevşek bir pozisyondayız. Dediğimiz gibi ellerimiz bacaklarımızın üzerinde. İlk başta büzük dudak solunumu dediğimiz egzersizden başlayacağız. Bunda en önemli olan şu. Burnumuzdan nefes alacağız, ağzımızdan nefes vereceğiz. Ama burnumuzdan aldığımız nefes süresinin 2 katı sürede ağzımızdan nefesimizi vereceğiz. Burnumuzdan nefesimizi alıyoruz. Ağzımızdan daha uzun bir sürede veriyoruz. Akciğerimizi iyice boşaltıyoruz. Isık çalar gibi mi? Gibi. Evet, burnumuzdan aldık. Daha uzun sürede iyice akciğerlerimiz boşalana kadar nefesimizi verdik. Evet, birinci egzersizimiz böyle. Diğerine geçersek, o da çok önemli. Dediğimiz gibi diyafram kasımız çalışıyor bu egzersizde. Adı da diyafram egzersizi. Bir elimizi göğsümüzün üstünde, diğeri karnımızın üstünde. Diyaframımızın aktif olarak çalışması için önemli olan üstümüzdeki, göğsümüzün üstündeki el hareket etmeyecek. Bu ne demek oluyor? Yukarıdan nefes almıyoruz. Aşağıdan karnımızın şişmesini ve inmesini gözlemleyeceğiz. Yine aynı şekilde 2 ya da 3 saniyede alıyoruz, 5 ya da 6 saniyede veriyoruz. Başlayalım. Tutuyorum ciğerimi, karnımdan alıyorum resmen. Tekrar deneyelim o zaman. Ben şöyle yardımcı olayım şimdi. Buyurun. Bu elimiz burada. Ne dedik? Burada hareket olmayacak. Kesinlikle burada hareket istemiyoruz. Bu elimiz hareket edecek. Yani karnımızı şişiriyoruz. Tekrar deneyelim. Bayağı göbek oldu. Baştan nefes alalım burnumuzdan. Uzun sürede verelim. Boşalt nefesini. Boşalt, 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 boşalt. Şu an harika oldu. %100 doğru yaptık. Ama karnından insan nefes alır mı? Sürekli şişmez mi sonra? Ama diyaframımızı çalıştırmak için bunu yapmalıyız. Diyafram şimdi kubbe gibi. Evet. Diyafram çökünce akciğerin içindeki alan büyüyor. Aynen öyle. Çünkü evet. Kasılma halinde kasın hacmi küçülüyor aslında. Kasın hacmi küçülünce ne oluyor? Akciğerimiz rahatlıkla hacmini genişletebiliyor. İçerisine peki, hava doluyor. İkisi birden yükselse olmuyor mu?
İkisi birden yükseldiğinde o zaman yine de akciğerimizi kısıtlamış olmaz mıyız? Evet, peki. O yüzden doğru olmuyor. Peki, bu işte böyle derin nefes çekebildiğiniz kadar hızlı çekmeniz lazım olan pozisyonlar ne zaman? Mesela bir saniyede çektiğiniz nefesin miktarı önemli mi? Şimdi şöyle, bunu yavaş yavaş yapmak çok önemli. Bir anda çektiğimizde yeteri kadar akciğer oksijenlenmiyor. Yavaş yavaş yaptığımızda küçük küçük şekilde akciğerimizin içi hava dolmalı. Hızlı yaptığımızda gerekli uç noktalara ulaşmıyoruz. Evet, buradan hatırlayacaksınız. Burada bir pompayla akciğer şişirmiştik stüdyomuzda. Geçmiş bölümlerimizi yine YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Akciğeri şişirirken hatırlarsanız havayı bastığımız zaman aslında ilave hava koymasak bile havanın gidişi yavaş yavaş akciğerin tamamını ekspanse ediyordu. Yani genişletiyordu, büyütüyordu. Fakat ani hareketlerle yaptığımızda aynı miktarda hava vermemize rağmen akciğerimiz yeteri kadar şişmiyordu. Dolayısıyla akciğerin havalanabilmesi için belirli bir zaman oluşturmanız lazım. Kesinlikle. Ve şunu söylemek isterim ki COVID-19 geçiren hastalarımızda akciğer kapasitesi inanılmaz düşüyor. Bu kapasite neden düşüyor? Aslında solunum kaslarımız güçsüzleşiyor. Bu yüzden oluyor. Ve biz özellikle COVID-19 geçiren hastalarımıza hastalıktan sonra bu azalan kapasiteyi ve güçsüzleşen kasları kuvvetlenmesi için kesinlikle yapmalarını öneriyoruz. Evet, COVID-19'a yakalandığınızda da iyi geçirmek için de böyle bir kapasiteye ihtiyacınız var. Ancak sonrasında da özellikle solunum rehabilitasyonunun ben önümüzdeki dönemde en önemli sağlık konularından bir tanesi olacağına inanıyorum. Yani geride bıraktığımız bir yıl içinde milyonlarca insan hastalandı. Bu insanların akciğer kapasitelerinde ciddi problemler meydana geldi. Belki o ağır geçirenlerde oluşan işte sertleşmeler vesaire, bunların tekrar yeniden doğru bir akciğer kapasitesine kazanabiliyor olmaları için bir süre boyunca normalde kas, eklem ağrılarınız için nasıl fizyoterapi alıyorsunuz, fizik tedavi alıyorsunuz, adeta akciğerleriniz için de bir fizik tedavi almak durumunda kalabilirsiniz ve bundan solunum rehabilitasyon programları deniyor. Artık oldukça yaygın, deneyimli merkezlerde bu işlerde yapılıyor olacak. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok önemli bir konuya değindik. Ve değerli izleyenler, artık programımızın sonuna doğru geldik ve Amerika Birleşik Devletleri'ne Profesör Doktor Mehmet Öz'e bağlanıyoruz. Hocam merhabalar, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. İyi günler Haliç'im. Hocam, geriye dönüp baktığımızda COVID-19 enfeksiyonuyla bir yılı aşkın süredir dünya mücadele ediyor ve bir yıla yakın süredir de pandemi ilan edildi. Dolayısıyla bu süreyi değerlendirdiğimizde nasıl bir yol kat ettik, neler yaşandı, bir değerlendirmenizi rica ediyoruz. Pandeminin ilk dönemlerinde virüs yapısının paylaşıldığı ilk yayından itibaren dünyanın dört bir yanından araştırmacılar tedavi seçenekleri ve aşı üzerindeki çalışmaya başladı. Doktorlar ve bilim insanları bu işbirliği yaparak bu korkunç virüsü karşı birlikte çalışıyoruz. İnanılmaz büyük bir ilerlemeler oldu bunun yüzünden. Türk Aslı Çift'in genetik teknolojiyle kullanarak geliştirdiği COVID-19 aşısı büyük bir başarı ve koronavirüs salgınının ötesinde sonuçlar olabilir. Bu yeni yaklaşım kanser mesela tedavisine ve ona benzer birçok daha büyük hastalar için kullanılabilecek. Hastaları tedavi etmek için bildiğiniz gibi bu antikor kokteyller de var. Onlar da ölüm oranı azalttı. Tabii bu bir yani iyi bir haber herkes için. Bir de eski ve ucuz olan ilaçlar var. Steroidler gibi. Steroid içeren bildiğimiz bazı mevcut ilaçlar ise COVID-19 hastaları için umut oldu. Ve bunu daha fazla görüyoruz ileride. Zaten vitamin D, cinko, melatonin, bunun gibi eski vitaminlerin büyük fayda olduğunu daha yeni yeni anlıyoruz. Pandemiyle mücadelede dünya başarılı oldu mu veya oluyor mu? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Pandeminin başında riski geç fark eden veya önemsemeyen ülkeler oldu %100. Ayrıca her ülke virüse karşı alınması gereken önlemler konusunda hızlı organize olmadı. Şu an önemli olan daha dirençli bir mutasyon karşısında dünyanın birlikte çalışması ve virüs etkisiz hale getirmek gerekiyor, lazım, şart. Ve bunu atlatırsak büyük bir hata olur. COVID-19 hastalığı için aşılar çok hızlı bir şekilde geliştirildi. Ancak geriye dönüp baktığımızda influenza dönemlerinde olduğu gibi değil. COVID-19 tedavisi için özellikle bir ilacın hala geliştirilmediğini görüyoruz. Bu konuda bir gelişme olabilir mi ilerleyen dönemde? Bekliyoruz. İlaçlar halen geliştiriliyor. Hastalığının erken döneminde
verilirse antikor kokteylleri olum oranı azaltmakta büyük menfaat görüyoruz. D vitamin ve çinko gibi basit eski takviyeler bağışıklık fonksiyonu için önemli olan ritmimizi düzenleyemize yardımcı oluyor. Melatonin gibi bizim gece gündüz dengeyi yardım eden eski bir ilaç. Onun da fayda sağladığını bekliyoruz. Ve herkesin beklediği o an, yani normalleşme. Sizce hayat normale ne zaman dönecek? Nasıl bir öngörümüz var? Benim tahminim Eylül itibari çok daha iyi bir durumda olacağız. Niye? Çünkü o zamana kadar halkın büyük bir kısmı aşı olmak olabilir. Tabii havalar da daha güzel olduğu zaman insanlar daha çok vakit dışarıda kalabilecekler. Onun da bir etkisi oluyor. Çocuklar tamamen okula dönebilecekler Eylül'de bence. Ebeveynler çalışmaya başlayabilirler. Ancak bütün dünyayı ancak koruduğu zaman bu virüsü yeneceğiz. Ya insanları aşılayacağız veya daha önce enfeksiyon geçirecekler ve onun sebebiyle bir bağışıklık sistemi kuvvet olacak. Başka türlü biz bu virüsü yenemeyeceğiz. Değerli hocam, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, sağlıkla kalın. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak Ali'cim. Ve değerli izleyenler, Hayatın Ritmi'nin sonuna geldik. Kaçırdığınız bölümleri izlemek için YouTube kanalımıza davetlisiniz. Bizlere olan sorularınız varsa sosyal medya hesaplarımızdan ve tabii ki de ekranlarınıza gelen iletişim hatlarımızdan ulaşarak sorabilirsiniz diyorum. Ve sağlıkla kalın diyorum bir sonraki bölümümüzde görüşünceye kadar. Vücudumuzun vazgeçilmesi su. İnsan vücudu için en elzem olan madde oksijenden sonra su. Sağlığımız için hangi içecekleri tüketmeli, hangilerinden uzak durmalıyız? Mesela maden suları, su katılmış her şey, ayran, yine bitki çayları. İç hastalıkları uzmanı Doktor Ayça Kaya, sağlıksız içeceklerin vücudumuza etkilerini anlatıyor. Bir cam bardak yediğinizde nasıl iç organlarınız kanar, acır, ezilir ve parçalanırsa, bu gazlı ve şekerli içecekleri içtiğinizde... Hamileliği sırasında 41 kilo aldı. Sonra beslenme koçu oldu. Biz bayağı baskül ailesi gibi. İkisini de verdim böyle tariflerle. Biraz kendimi tanıyarak. Beslenme koçu Elif Özarar, kilo vermesine yardımcı olan, açlığını gideren tarifler veriyor. Yarım bir pancarımız var. Biraz tok tutması lazım. Sağlıksız içecekler kan şekerimizi nasıl yükseltiyor? Yüksek şekerli bir şey içmiş olacağım. Şifalı su, maden suyu. Kızılay Başkanı Doktor Kerem Kınık, doğal maden suyu, soda ve mineralli su arasındaki farkları anlatıyor. İçeriğini o 300 yıllık hikayesinden alıyor. Aslında bildiğimiz suyun içerisine katılan. Soda nasıl yapılıyor? İçeriğinde neler var? Onun içerisine karbondioksit ekleniyor. Sizin sodada hissetmiş olduğunuz... Meyveli maden suları nasıl üretiliyor? Meyvelerin kendi aromalarını doğal yollarla alarak. Su tüketimini arttırmanın 9 yolu. Her öğünden önce diyelim bir bardak su içmek. Hepsi ve daha fazlası yarın Doktor Halit Yerebakan'la Hayatın Ritminde. Hareket geçmeyi sakın yarın.